Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Scratch 3.0'ın kategorilerine devam ediyoruz. Geçen hafta bloklarımı incelemiştik. Buradan yeni blok oluşturup fonksiyonlar mantığını görmüştük. Bu dersimizde de sol alt tarafta bulunan eklenti ekle özelliğini tıklıyoruz. Burada bize Scratch 3.0'ın sunmuş olduğu bazı özellikler, eklentiler var. Bunları da tek tek inceleyeceğiz. Tabi buradan ilk 5 tanesini inceleyeceğiz. Diğer kalan dört tanesini incelemeyeceğiz. Bunlar işte Lego, Mikro veya Makey Makey için kullanılan bloklar. O yüzden biz bu ders kapsamında robotik tarafa geçmeyeceğimiz için bu dört taneyi işlemiyoruz. 5 taneyi işleyeceğiz. Bunlar içinde müzik var, kalem var, video algılama, metinden sese dönüştürme ve çeviri. Bunların bazıları Scratch 2.0 içerisinde mevcuttu. Ama bazıları da daha sonradan Scratch 3.0 içerisinde geldi. Şimdi ilk eklentimizle başlayalım. Müzik eklentimiz. Buradaki bloklar Scratch 2.0 içerisinde de geçerliydi. Tabi bazıları daha sonradan eklendi. Hemen bunların özelliklerine ne iş aradıklarına bakalım. Öncelikle ilk bloğumuzdan başlıyoruz. Hemen alıyoruz. Ne diyor burada? Trumpet davulunu 0,25 vuruş çal tıkladığımızda bir tane trompet sesi çıkartıyor. O kadar tıkladığımızda burada farklı sesler mevcut. Örneğin çan sesi var. Veya yan çubuk sesi var. Yani buradan bazı sesleri çıkartabiliyoruz. Buradaki sayı ne işimize yarıyor? Hemen bunu bir örnek içerisinde anlatalım. Hemen daha önce görmüş olduğumuz derslerdeki bloklardan yardım alalım. Yeşil bayrak tıklandığında tıklıyorum. Başka beklenti eklenti almayayım şu an için. Ne yapalım? Bir tane bloğu aldık. Aynısını kopyalıyoruz şu an. 6 tane oldu. Şimdi bunların içerisinden yan çubuk olarak dursun. Yeşil bayrak tıklıyorum. Sesi duyuyorsunuz. Bu sayıyı arttıralım. Örneğin hepsini bir yapalım. Önce arka arkaya hızlı bir şekilde vuran yan çubuk sesi bu sefer biraz aralıklı biraz bekleyerek geldi yani buradaki sayımız arttıkça iki ses arasındaki iki vuruş arasındaki bekleme süresi artıyor genellikle bu işimize yarıyor hemen bunları biraz daha arttırıyorum on olarak son bir kez bir daha deneyelim Gördüğünüz gibi sayı çok büyük bir sayı girdim. Yani bunun için bir büyük sayı girdim. Ve arasında neredeyse acaba programım çalışıyor mu hissi uyandıran bir aralık ekledi. Bunları hemen eski haline getireyim. İlk haline 0.25'ti. Bu yine sizin yapmış olduğunuz müziğe göre bu aralığı istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Hemen yeşil bayramı tıklıyoruz. Gördüğünüz çok hızlı olarak eklentiyi yapıyor. Bir de trompet sesiyle deneyelim bunu. Gördüğünüz hızlı bir şekilde ekliyor. Örneğin biraz önce sayıyı büyüttüğümde araya biraz zaman katıyordu. Bunun için vuruş duraklama işlemi de yapabiliriz. Örneğin şu an bir daha dinleyelim hızlı bir şekilde yapıyor. Aralara bir vuruş duraklama eklersem hepsinin arasına ekleyeyim özellikle. Tıklıyoruz yeşil bayramıza. Gördüğünüz gibi araya bir vuruşluk duraklama ekledikten sonra ikinci vuruşa geçiyor. Yine buradaki sayıyı değiştirmemle birbirine eşdeğer işlemler yaptı. Hemen bunları silelim. 3. bloğuma geçeceğim. 60 notasını 0.25 vuruşunda çal. Bu da çeyrek vuruş, yarım vuruş ve tam vuruş olarak geçer. Yine sıklı için eski sürümlerinde bu şekilde geçiyordu. Ve en blok programında da bu şekilde geçiyordu. Hemen bakalım ne notası çalıyor. Yeşil tıklıyoruz. piano sesi. Bunu nereden belirledim? Hemen altındaki enstrümandan. Öncelikle bunu koyalım. Enstrümanı, enstrümanı piyano yap diyoruz. Çalıyor. Hemen altından örneğin elektro gitar diyelim. Gördüğünüz gibi aynı notayı aynı vuruşla çalmama rağmen ses değişiyor. Bu da benim müzik aletimin enstrümanın değiştiğini gösteriyor. Örneğin flütle çalalım. Flütle de bu şekilde işlem yapıyor. Farklı enstrümanlardan farklı sesleri alıyoruz. Aynı nota kullanılsa bile. Hemen bunu basit bir örnekle kullanacağım. Yeşil bayrak tıklandığında diyorum. Kontrollere gidiyorum. Buradan 10 defa tekrarla bile onu alacağım. Tabii ben bunu 30 defa tekrarlatmak istiyorum. Bu senin herhangi bir anlamı yok sadece 30 defa yapmak istiyorum. O yüzden burayı 30 yaptık. Hemen müziklere geri dönüyorum. Ne yapacak? İlk başta enstrümanımı belirleyeceğiz. Piyano olarak seçtik. Ardından notasını çal diyeceğiz. Tabi bunu bir değişken yardımıyla yapacağım ki bütün notaları duyabileyim. Değişkenim ilk başta sıfır olacak. Daha sonra değişkenim bir bir artacak. Tabi bu artan değişken sayıma göre de o sayıya ait nota çalacak. Hemen dinleyelim. Gördüğünüz gibi 30'a geldi değişkenim üçgenim ve notalarımı çaldı. Hemen bunu biraz daha arttırıyorum. Örneğin 120 yaptım. Tıklıyorum işi var ama. Evet sıfırdan 120'ye kadar olan bütün notaları bu şekilde duyduk. Tabi bunu 50 ayarlamak istersek örneğin burada 60 rakamına tıklıyorum. Notanın altta görünen kısmından da notamı seçebiliyorum. Yine sağ sol ok tuşlarıyla yukarıdaki görmüş olduğunuz sayılar bizim bir önce değişken ile elde ettiğimiz sayılar. Buradan da tek tek notalarınızı çalabilirsiniz. Yine Google'a Scratch ile müzik çalma, müzik notaları gibi bir araştırma yaptığınızda benzer notalar çıkıyor. Örneğin B sesi, F sesi diyerekten işte Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do gibi notaları karşılık gelecek şekilde ayarlayabiliyor. Ben de üçgenimi alıyorum tekrardan buraya. Bu şekilde çaldı. Şimdi tekrardan bunları küçük olarak ayarlayacağım. Örneğin 20 yazdım bu sefer. Yine piyano sesim 0. Hemen müzikler kategorisine geliyorum. Alttaki tempo özellikleri var. Birincisinde tempo yap, ikincisinde tempoyu değiştir aslında. Burada büyük ihtimalle bir yanlışlık var. Hemen buradan alttaki tempo tikine tıkladığımda temponun sayısal değerini görüyorum. 60 yap dediğimde gördüğünüz gibi direkt buradan tempoyu değiştiriyor. Ama alttakine tıkladığımda tempoyu içerisinde yazılan sayı miktarı kadar değişiklik yapıyor. O yüzden alttaki tempoyu 20 yap bloğunu biz tempoyu 20 miktar değiştir olarak algılayalım hemen ne yapalım tempomuz ne işe yarıyor bunu canlı canlı görelim tempo ilk başta sıfır olarak ayarlıyorum daha sonra tempoyu 20 20 arttıracağım en başta 20 defa tempoyu arttıracak ardından tempoyu 20 düşürecek bu işlemi 6 kez tekrarlayacak. Yani 3 defa arttıracak, 3 defa azaltacak. Şimdi bir önce sürekli olarak sabit aralıklarla benim notalarım geliyordu. Şimdi bakalım yeşil bayrağımız tıkladık. Değişkenimiz ve tempomuz değişiyor. Gördüğünüz gibi tempo değerimiz küçülürse notalarımız yavaş geçiş yapıyor. Tempo değerimiz artarsa notalarımız hızlı geçiş yapıyor. Hemen şu sondaki ikisini siliyorum. Buradaki değerleri 30 olarak ayarlayayım. Tabi bunu ayarlamamın nedeni toplamda aşağı yukarı 120-130 civarı nota veriyor Scratch. O yüzden bunları 120 civarında işlem yaptırtıyorum. Hemen yeşil bayrağı tıkladım. Sayımız büyükken notalar arası geçiş hızlıydı. Ama tempomuz düşük değerdeyken notalar arası geçiş yavaş. Yani tempoda bu şekilde müzik yapımında işimize yarar. Tabi müzik bilgisi olan insanlar, öğrenciler bunları daha iyi kavrayacak. Ben şu an buradaki az sayıda bloğu örneklerle ifade etmeye çalıştım. Tabi bunları kullanarak daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. Çünkü bazı kodlar vardır ki herkes için farklı algı yaratır kafasında. O yüzden deneye deneye bunları daha anlaşılır hale getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Gelecek derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.